Efendim tarih 29 Ekim 1923. Bundan tam 100 yıl önce Türk tarihindeki en büyük devrim gerçekleşti. Kendi kaderini tayin eden bir millet cumhuriyeti kucakladı. Cumhuriyetin ilanı, işgallerle boğuşan bir vatanın gerçekleştirilmesi eylemde aslında imkansız gibi gözüken bir yolculuğun sonunda gelmişti. Ve o yolculuğun kahramanı da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal'di. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak yaktığı kıvılcımlar bağımsızlık meşalesine dönüşecekti. Gizem Türemen ve Mertcan Öztürk'ün hazırladığı Adım Adım Cumhuriyete dosyasının ilk bölümü geliyor ekranlarınıza. Paşam, ne olacak memleketin hali? Merak etme, üzülme. Geldikleri gibi giderler diyor. Türk milleti bir yol ayrımındadır. Yani birilerinin dediği gibi ya İngiliz, Amerikan mandaterliğini, himayesini kabul edeceksiniz, esir yaşayacaksınız. Ya da gereken bedeli ödeyeceksiniz, fedakarlığı yapacaksınız, hür ve özgür yaşayacaksınız. Tam da böyle bir yol ayrımındaydı vatan. Osmanlı 1. Dünya Savaşı'ndan mağlup ayrılmış, Anadolu işgalin etkileriyle boğuşuyordu. Ordunun elinden silah ve cephaneleri alınmış, millet fakir ve yorgun durumdaydı. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanması koca bir imparatorluğun sonunun geldiğinin göstergesiydi. Ne zaman ki 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi imzalandı ve bu mütarekenin özellikle 7. maddesine istinaden ki hepimiz biliyoruz, yani İtilaf Devletleri kendi güvenliklerinin tehdit altında olduğunu hissettikleri her yeri işgal etme hakkına sahip oldular. 1453'ten itibaren Osmanlı Devleti'nin, Türk Devleti'nin İslam coğrafyasının başkenti olan, payitaht olan İstanbul, İngiliz, Fransız, İtalyan ve hatta Yunan askerleri tarafından işgal edilmiş oldu. 100 parçalık bir İngiliz, Fransız, İtalyan, bir de 4 tane Yunan gemisi var. Boğaz'a girmiş, işte Haliç'e demirlemiş. Efendim şehrin önemli kritik noktalarına doğru askerler çıkmaya başlamış. Mustafa Kemal Paşa'nın geldiği gün böyle kötü bir gün. O zamanlarda Adana merkezli Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı görevinden İstanbul'a çağrılan Mustafa Kemal Paşa karşılaştığı o manzara karşısında kayıtsız kalamadı. Cumhuriyete giden yolda tarihe geçecek o sözü de tam da o sırada söyledi. Yaveri Cevat Abbas, paşam ne olacak memleketin hali diye soruyor. O da dönüyor ona, çocuk merak etme, üzülme, geldikleri gibi giderler diyor. Ve bunu söyleyebilmek her babayiğidin harcı değil. Bunu vatanını, toprağını, insanını, milletini iyi tanıyan, doğuştan gelen, fıtratı gereği liderlik vasıfları olan bir insan ancak söyleyebilir. Çanakkale Zaferi'nin ardından Anafartalar kahramanı olarak anılan Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'a geldiği o tarihlerde Anadolu'daki ayaklanmalar da giderek arttı. Rum çetelerinin eylemleriyle beraber asayiş günden güne azalıyordu. O ayaklanmaları bastıracak bir komutan ihtiyacı doğdu. Bu kurtuluşu Anadolu'da gören Paşa'nın aradığı fırsattı. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları İstanbul'da bir şeyin yapılamayacağını gördükleri için Anadolu'ya geçip Anadolu merkezli bir milli mücadele düşüncesini uygulama aşamasına geliyorlar ve bu düşünceyi gerçekleştirmek için Samsun ve çevresinde burada yuvalanmış olan Pontus çetelerinin yapmış olduğu eylemler bir fırsat veriyor. Rum çetelerinin Samsun ve çevresi 40'ın üzerine çete var ve her birinde 50 ile 100 arasında adam var. Bunlar eziyet ediyorlar insanlarımıza. Yunanların İzmir'i işgal ettiğinde 5000 civarında bizim insanımızı katlediyorlar, şehit ediyorlar, eziyet ediyorlar. Tarih 16 Mayıs 1919. İzmir'in işgalinden bir gün sonra Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki heyet Bandırma vapuruna bindi, Samsun'a doğru sefere çıktı. O sırada paşanın aklında sadece çete ayaklanmalarını önlemek değil, aynı zamanda halk mücadelesine öncülük edip bağımsızlık ateşini yakmak da vardı. Bandırma vapuru Türk milletinin
kayıtsız şartsız tam bağımsız bir devletinin kuruluşunun ilk adımının atıldığı, ilk yolculuğun başladığı geminin adıdır. Kız Kulesi önüne geçerken İngiliz yetki bölgesinde İngilizler gemiyi durduruyorlar ve bir arama yapıyorlar. Mustafa Kemal Paşa'nın biliyorsunuz meşhur ifadesidir o. Bunlar işte bizim girdiğimizde silah, cephane vesaire arıyorlar ama bilmiyorlar ki biz Anadolu'ya irfanımızı, imanımızı, kafalarımızı götürüyoruz. Bandırma vapuru 3 gün süren yolculuğun ardından 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaştı. Tütün iskelesinden karaya çıkan Mustafa Kemal Paşa ve karargahını Samsun halkı ve işgal kuvvetlerince silahlarına el konan bir müfreze karşılayacaktı. 19 Mayıs sabahın erken saatlerinde buraya geliyorlar. Mıntıka Palace Oteli'ni hızlı bir şekilde içindeki eksikleri gideriyor. Mustafa Kemal Paşa burada kalmak üzere karşılığında. Samsun'da 1840'larda onda bir oranda olan gayrimüslim nüfus 1900'lerin başına geldiğimizde %40'lara çıkıyor. Maalesef biliyorsunuz bir de Pontus meselesi var. Yunanistan'ın kurulduğu tarihten itibaren Büyük Yunanistan'ı kurma hayali var. Samsun zor bir durumda gerçekten. Zaten savaşın getirdiği ekonomik bir yorgunluk var. Onun da ötesinde bir karamsarlık var. Güneş Samsun'a doğdu diye boşuna söylemiyoruz. O karamsarlığın içerisinden güneş gibi doğan Mustafa Kemal Paşa, Cumhuriyet'e giden yoldaki ilk adımlarını Samsun'da attı. Çok özel toplantılar yapacak. Civar çevre ilçelerden ve köylerden kanaat önderlerini davet edecek. Bütün vatanın kurtuluşuyla ilgili bu insanları yönlendirecek, onlara bir ruh verecek ve azimlerini artıracak. Samsun'da bulunduğu tarih 22 Mayıs tarihinde İstanbul'a sadarete, yani damat Ferit Paşa'ya gönderdiği bir telgraf var. O telgrafta diyor ki, Türk milleti özellikle İzmir'in işgalini kastederek işgalleri kabul etmeyecektir. Türk milleti milli hakimiyet esasını ve Türklük duygusunu benimsemiştir. Yani burada aslında hem bir milli mücadele direniş hareketini başlatacağını ilk bilgisini paylaşıyor İstanbul hükümetiyle, hem de Türk milleti vurgusuyla, bir kimlik vurgusu çok önemlidir bu. Milli iradeye dayalı bir devlet olacağını ilk işaretlerini burada verdiğini söyleyebiliriz. Kurtuluşa giden yolda Mustafa Kemal Paşa'nın ikinci durağı Havza olacaktı. 6 gününü Samsun'da geçiren Paşa, karargahını daha emniyetli bir yere taşımak adına 25 Mayıs 1919'da Kavak üzerinden Havza'ya geçti. Burada 18 gün kalacak ve pek çok ilklere imza atacaktı. Havza, Mustafa Kemal Paşa'nın ricasıyla ilk müdafaa hukuk cemiyetinin kurulduğu yerdir. Havza'ya yönelik çalışmaları ve çevreye yönelik, yani halkla birebir temas. Bölgede tanınan, Havza'da sevilen bir hoca olan Sıtkı Hoca, Paşa'nın ricasıyla ateşli bir konuşma yapar. Şunu der, yangın artık bacaya sıçradı. Havzalılar, yanıyoruz. Yani vatan yanıyor, işte İzmir yanıyor, yarın Samsun yanacak, bir sonraki gün Havza yanacak. Silahlara sarılmamız lazım. Silahlarınızı topraktan çıkarın. Silahınız yoksa baltanızı alın. Baltanız yoksa sopa alın. Sıtkı Hoca'nın konuşması Havzalı üzerinde çok derin bir etkide yapar. Havzalıların güçlü bir katılım ortaya koyması Mustafa Kemal Paşa da evet bu iş olabilir noktasına getirecektir. Mustafa Kemal Paşa bağımsızlık yolundaki ilk genelgeyi Havza'da yayınladı. Havza genelgesiyle ilk kez ulusal bilinç, ulusal direnişe dönüştü. Milli mücadelenin stratejisinin de belirlendiği Havza genelgesi, bir milletin kaderinin nasıl değiştirilebileceğinin de yol haritasıydı. Havza'dayken 8 Haziran'da İstanbul'a dön çağrısı gelir. Benzinimiz bitti, araba arızalandı mazeretleriyle bu çağrıyı geri çevir ya da oyalar. Bütün Anadolu'daki askeri ve mülki makamlara İzmir'in işgalinin protesto edilmesi, bu protesto amacıyla mitingler yapılması, İtilaf devletlerine protesto içerikli telgraflar çekilmesi, 28 Mayıs genelgesi vardır ki bu Amasya genelgesinin aslında ilk örneğidir diyebiliriz.
Milli mücadele fikrinin doğduğu yer İstanbul, olgunlaştığı yer Samsun, ilan edildiği yerse Amasya olacaktı. Bu nedenle Mustafa Kemal Paşa ya istiklal ya ölüm fikriyle yoluna devam edecek, bir sonraki durağı ise Amasya olacaktı. Türk milletinin ferdi olarak, Türk milletine aşık bir lider olarak, Türk'ün tarih boyunca hür kalmış ecdadımıza güç alarak bu sürece girmiş. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur derken bunu laf olsun diye söylemiyor. Yani çünkü Türkler hürriyetine düşkün bir millettir. Hürriyetini korumak adına her türlü fedakarlığı yapar. Çünkü hürriyet, özgürlük, siyasi bağımsızlık bizim kültürümüzün de, namusumuzun da, ekonomik kalkınmamızın da hepsinin ön şartıdır.